Evet, hoş geldiniz arkadaşlar, benim canlarım. Her gün beni takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Size bugün güzel detaylı bilgiler vereyim. Biraz problemli aslında videolarım geliyor. Dün de çekmedim. Şimdi ben Leslie'mi yaptım, yeni bitti. Arkasında da Tuğçe Alpay var. Bir Instagram takipçim vermişti bana videosunu. Ayakta karın hareketleri diye, karın kası diye. Dün başladım, elektrik gitti. 2 günde elektrik olmadığı için güzel videolar çekemedim, yediğimi içtiğim. Şimdi ben size söyleyeyim. Leslie ile şurada acayip bir incelme var, toparlanma. Şu çevrede, şuralarda, şuralarda zaten sözeryan bir göbeğim. Bu hazne küçüldü. Ama bu mezruya yansımayan. Şu kenarda, şu elimle gösterdiğim yerde de incelmeler oldu. Üst şuralarda çukurlaşma, sırt arkasında. Bu vücudun yağ yağdığının göstergesidir. Zaten ben çok spor eğitmenleri takip ediyorum. Türkiye'nin en iyi eğitmenleri. Bu bir gerçek. Şimdi ben kilo veremiyorum. Zaten saçlarım dökülüyor. Bir, tırnaklarım, ayak tırnaklarım kırılıyor. Bir halsizlik, bitkinlik zaten regliden dolayı hissetmeye başladım. Ben de şöyle bir karar aldım. Zaten tek öğün benim için ideal bir öğün değil yani şu an. Ben ikinci seviyede sonlandırdım. Yoluma iki öğün beslenerek devam ediyorum. Hayatımda bulguru çıkartmaya çalışacağım. Azaltmaya diyeyim, ben azaltmaya çalışacağım. Elma yemeyi düşünüyorum. Meyve olarak da meyveyi iyi sokmak zorundayım. Çünkü ağzımdaki aftların B12 eksikliği, E vitamini, B2 vitamini, potasyum, fosfor, belli vitaminlerin belirtisidir. Bunları da vücudumdaki tırnaklardan görebiliyorum. Bilmiyorum görebiliyor musun? Çevreleri böyle şeylermiş, çıkmış. Protein eksikliğim var, tırnak veriyor. Bunu benimle kilo veren arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Ben iki öğüne devam edeceğim. Hem de az yemiş olacağım, hem de bulgur biraz süre hayatımda çıktı. Şimdi meyve de yiyeceğim için az da değişikliğim olmayacak ve bulgura da çok yönelmeyeceğim. Dünden önce hatırlıyorum, normal bir kahvaltı yapmıştım. Yanında taze fasulye yedim. Yanında da yoğurt yedim. Dün de nohut yemeği vardı. Bir kase kayışı, bir tabak. Yanında da yoğurt yedim. Bir de turşu yedim. Bu kadar bitti. Daha da fazlasını sokmadım. Yani bulgurlu 2 gündür beslenmedim. Tamam, nohut da karbonhidrat ama ona da ihtiyacımız var. Yüzüm şu an güzel. Ama inanıyorum şu vücuduma belli şeyler aldıktan sonra vitaminleri, kilo vermeyi de düşecektir. Hep böyle söylüyorum. Sabah aç karnı sporum devam ediyor. İncelmem devam ediyor. Varsa insülin direnci gibi dirençler de kırılacak. Ya da kırılmıştır, bunu da bilemiyorum. Şu an zaten bir tahlil yaptıramıyorum. Bir de benim bir uygulamam olacak. Sürekli Dukan'ın atağından size bahsettim. Bakın benim vücut yağ yakmayı unutmuş durumda. Bir böyle 2-3 hafta geçsin. Tam kemiğimde mi hazır hissettiğim an ya 3 gün ya da 5 gün protein var buna. Ama onda da yulaf kepeği yeniliyor. Onu da yemek zorundayım. Çünkü vücudumun şeyini oradan sağlayacağım. Karbonhidrat ihtiyacını. Bu da benim zaten dukancılar bilir. Hızlı bir yağ yakımı oluyor. Mesela bir kız yeni diyete başlıyor. O yeni ama. 5 günde 5 kilo vermiş. Genç olduğu için ve daha önce hiç diyet yapmadığı için. Bu yüzden de ben de bir denemek istiyorum şansımı. 3 gün denesem benim için çok müthiş bir sonuç olacak. Onu da söyleyeyim. Bendeki incelme bu. Kışlık kazaklar çıktı. Şöyle de vereyim ben size. Görün beni böyle. Aylar sonra belki spor Haziran'a kadar daha bir incelme olacak ve siz diyeceksiniz evet bu kadın doğru yolda ya da böyle kalacağım diyeceksiniz ya senin uyguladığın bir şey yanlıştır. Öncelikle vücudunuzu tanıyın. Ahmet Apa yapan arkadaşlarıma çok özür diliyorum ama ben çok yoğun ders çalışıyorum. Zaten bu 2 gündür, 3 gündür bayağı yoruldum. Çünkü sabah erken kalkan bir insanım. Ondan sonra çocuklarım var. Geceye kadar ders çalışıyorum. Çünkü canlı yayınlar gece var. Haftada 2 gün canlı yayınım var. Ekstra da Instagram üzerinde yapılan canlı yayınlar var. Onlardan da alacağım için bu tempo tek öğünde beni yorar, halsiz bırakır. Zaten gün boyu eşim geliyor hemen işten. Matematik çözmeye başlıyoruz. Biraz beyin işi. Ha bu değildir ki ben diyeti bozmuyorum. 2 öğün yapıyorum. Ahmet Apa bir serisi. Karatay gibi düşünün, ben hayatıma meyveyi alacağım. Çünkü hiç meyve tüketmiyorum yani. Hiç yani normalde bu sistemde, Ahmet Aba sistemde düşsem bile meyve yemediğimi fark ettim. Biraz da yiyeyim bakalım ne olacak. Bu da benim biraz bulgur ihtiyacımı azaltacak. Çünkü bulgur sıfır kan gruplarının kilo vermedeki en büyük etken.
Ondan sonra hastalıkların temeli de oradan geliyor. Bu da size bir not olsun. Devam ediyoruz güzel menülerle. Vücudumun ihtiyacı olanların gıdaları alıp size de bilgisini paylaşacağım. Kahvaltım hazır. Ben size önemli detaylı açıklamayı yapmıştım. Artık öküğümü besleyeceğim. 3 yumurta. Bazen çocuklar da yiyebiliyor. Benim 2 yumurta yemem gerekiyor. Çocuklar sabah yediler ama yine de anneleriyle birlikte yiyebiliyorlar. Salatalık. Ondan sonra tekrar yine acur koydum. Sebebi ise daha tok tutsun. İyi çiğneyeceğim için de. Salatanın da yağ yakma özelliği var biliyorsunuz sularında ve düşük kalorili bunlar. Domates de likopen kansere karşı koruyacağını şekilde onun da kilo verme özelliği var. Zeytin hem yağ oranı yani yağ var vücudumda yağ yakacak. Uzun süre tokluk sağlayacak belli vitaminler var. Vitamin almaya çalışıyorum ben artık. Elma, elmanın da zaten bir sürü vitamini var. Bir elma arkadaşlar bir porsiyon meyve demek. Bir elma, işte bir portakal, bir mandalina ya da iki mandalina gibi, üç mandalina gibi değerlendiriliyor. Bunların değerine de bakabilirsiniz. Bir tane bana yetecek. Hem bulgur yememi engelleyecek, hem şeker ihtiyacımı almış olacağım. Karbonhidrat da aynı şekilde. Şu da bilinmelidir ki tüm sebzelerde, meyvelerde karbonhidrat var. Yani ekmeğe ben ihtiyaç duymuyorum. Ekmeği de yemek istemiyorum. Çünkü buğday ürünleri sıfır kan grupları için kilo aldırıyor. Kilo vermeye engel hastalıkların sebebinde buğday ürünleri var. Onu da söylemekte dipnot geçiyorum. Ben biraz karatay, biraz aralıklı oruç ve benim hayatımda artık böyle bir beslenme olacak. Arada değişiklikler yapabilirim. Azlığa gidebilirim, çokluğa gidebilirim ama ben bazen tek öğün yapabilirim, oruç tutacağım. Yani ben artık açlık yapmak istemediğim için yoluma böyle devam ediyorum. İki gün, üçüncü gün de böyledir. Şu kurala da dikkat edin. İlk öğünde sakın ola ki yemek yemeyin. Sebze yemeği yiyebilirsiniz ama işte baklagiller, benim gibi kısır, çiğ köfte çok zorunda kalmadıkça yemeyin. O kilo vermeyi engelliyor. Ahmet Abba seviyelerine başlamadan önce yapmıştım ben onu bir ara. O seviyenin içerisinde de yapıyordum, yeri değiştiriyordum. Akşama da kahvaltı yiyordum ama olmuyor. Bu da çok önemli. Yumurtanın içindeki domates kurusu arkadaşlar. Domates kurusunu çektik. Sizler de robotta çekebilirsiniz. O şekil tat veriyor. Biraz pul biber koydum. Pul biber de yağ yakımı, metabolizmayı hızlandıracak. Ben vücuduma yağ yakmayı öğretiyorum. Bu bana hem vitamin, mineral ve enerji alacak. Kilo alırsın abla diyenlere hayır almıyorum. Çok güzel. Bundan iki katı tabaklarla iyi yiye verdim. Hatta yanında yoğurdunu da yedim. Şu an peynir yok. Her peyniri yemiyoruz. Antep peyniri dışında yemiyoruz artık biz. Bitmiş. Markete de gidemiyorum. Peynir almayı düşünüyorum. Lor peynir. Çünkü artık hep kahvaltı yapacağım için size kahvaltı menüleri daha çok gelecek. Her gün bir blokta kahvaltı örneği olacak. Amaç kilo vermek ve incelmek. Sporum yapıldı. 45 dakikalık bir artık 45 dakikalık yapıyorum. Vücudum kendine gelsin. Kas kütlem artsın. Bir de iki öğün yiyeceğim için dengelesin. Kilo vermesem bile formumu koruyayım. Arada tabii ki hareket ediyorum. Ona bağımlı kalmıyorum. Gün boyu yağ yakan bir metabolizma var. Göbek yağlarım da eriyor. Ağır ağır böyle kendini toparlanıyor. Şu an belde bir incelme yok. O kilolu yerlerde ölçüm aldım. Aynı devam ediyor. Belki bazen bir santim fazla gelebiliyor, 2 santim geliyor. Bu regliden dolayı da olabiliyor. Ama yine tekrar en son ölçüye dönüyor. Düşüş yok. Onu da bekliyorum. Çünkü karın kası, ayakta karın kası Tuğçe Alpay'la ekledim. Tuğçe Hoca'nın videoları YouTube'da var. Bakabilirsiniz. Ve artık Tuğçe Hoca, Ergin Kırbaç videolar devam edeceğim. Ergin Kırbaç'ın videoları kesinlikle yağ yakan videolar. Zaten kendisi de söylüyor. Çok da şeye gerek yok yani.
Devam arkadaşlar, devam ediyoruz. Karatay kahvaltısı olması için bir peynir eksik burada, bir de kuru yemiş. Kuru yemişi şu son günlerde çok tükettiğim için biraz azaltmak istiyorum. Bugün tüketmeyeceğim mesela, ara ara tüketeceğim. Bana afiyet olsun, güzel bir tabak.